Herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir video ile birlikteyiz. Sizinle bu videoda hangi olayda Atatürk hangi sözü söylemiştir bunu öğrenmeye çalışacağız. Siz de biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri, olaylar karşısında sözledi, söyledi sözler çokça soru olarak karşımıza geliyor. Dolayısıyla biz de bu videoda arkadaşlar sizinle Mustafa Kemal Atatürk'ün hangi olayda ne söz söylediğini, hangi sözleri söylediğini öğrenmeye çalışacağız. Ee, videoya geçelim arkadaşlar ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Atatürk'ün önemli sözleri ve olayları hep beraber öğreniyoruz. Haydi başlayalım. Birinci sözü şöyle. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Bunu ne zaman söylüyor arkadaşlar? Çanakkale cephesinde bunu söylüyor. Siz orada sadece düşmanı değil milletin kötü talihini de yendiniz. Bunu ne zaman söylemiş? İkinci ününü Savaşı'nda İsmet İnönü'ye yolladı. Telgrafta bu sözünü söylemiştir arkadaşlar. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafası vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla Islanmadıkça terk olunamaz bunu ne zaman söylüyor arkadaşlar Sakarya Meydan Savaşı'nda bu sözünü söylüyor bunların muhakkak not alın gençler geliyor Bunlar ee, ordular ilk hedefiniz Akdenizdir illeri bunu ne zaman söylüyor büyük taarruz savaşında arkadaşlar dikkat ettiyseniz burada bir kronolojik sıralama var buna dikkat edin geçen sene sosyal iki testinde Eee Sosyal bilimler 2 testinde bu sözler verilmiş ve bu sözlerin kronolojik sıralaması, olayların sıralaması istenmiş. Buna dikkat ediyorsunuz gençler. Geldikleri gibi giderler. Bunu ne zaman söylüyor? Ee, İstanbul'daki itilaf gemilerini görünce 16 Mart 1920'de İstanbul'un resmen işgaline tepki olarak bunu söylüyor. Geldikleri gibi giderler. Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. Vatanın bütünlüğünü ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bunu ne zaman söylemiş? Amasya Genelgesi'nde. Sevgili gençler buna dikkat edin. Bunlar sorularda özellikle bu soru çok geliyor. Buna dikkat edelim. Devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar yukarıya doğru çekelim artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil tabi bağlı olmak zorundadır. Bunu ne zaman söylüyor yine Amasya genelgesinde bu sözden çok bahsediliyor. Bu söze dikkat edin. Bunu ne zaman söylüyor artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil ancak bağlı olmak zorunda bağlı olabilir onu Amasya genelgesinde. Tarih bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir. Bunu ne zaman söylüyor? Erzurum Kongresinde arkadaşlar diyor tarih bu kongremizi şüphesiz e, ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir ya istiklal ya ölüm bunu ne zaman söylüyor arkadaşlar Sivas Kongresi'nde peki bu sözü neye karşı söylüyor e, Manda ve himayciliği peki bu söz neyi esas almış bağımsızlığı bakın sorular bu şekilde geliyor arkadaşlar. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Bunu Eskişehir Kütahya savaşında e, bu savaş sürerken eğitim kongresi düzenlenirken yani maarif kongresi düzenlenirken bunu söylüyor. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir diyor. 40 asırlık Türk yurdu düşman eline bıraklamaz. Bu sözü ne zaman söylüyor arkadaşlar? Hatay meselesi. Hatay'ı Türkiye'ye katmak için çok mücadele etmiş Mustafa Kemal. Sevgili arkadaşlar. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bunu ne zaman söylüyor? 1926 İzmir suikastinde söylüyor. Sevgili arkadaşlar. Osmanoğulları zorla Türk milletine egemenliğe el koymuşlardır. Bu yolsuzluklarını 600 yıldan beri sürdürmüşlerdir. Şimdi Türk milleti bunlara artık yeter diyerek ve bunlara karşı ayaklanarak egemenliğini kendi eline almış bulunuyor. Bunu ne zaman söylüyor? 1 Kasım 1922'de yani saltanatın kaldırılmasıyla sevgili arkadaşlarım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Önemli sözler ve bunlara karşı Atatürk hangi olay ve buna karşı söylediği sözler arkadaşlar bunu öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandı sanılmış büyük bir suikastin sonuçsuz kaldığının e, bildirir bir belgedir diyor. Osmanlı tarihine benzeri görülmemiş bir siyasi zaferdir. Bunu niçin söylüyor? Lozan Antlaşması için söylüyor arkadaşlar bu söze dikkat edelim bu sözlere. Bu bir dil meselesi değil, bir dil meselesidir diyor. Bursa'daki Türkçe ezan olayına karşı oluşan tepkiye karşı sevgili arkadaşlarım. Bir dil meselesi değil diyor. Bu nedir diyor. Bir dil meselesidir. Bursa yani ezan olayında bu sözü söylüyor. Gençlik yıllarımın en heyecanlı günlerini yaşadım. Yaşım küçük olmasına rağmen bu savaşa katılmayı çok istedim. Dömek'e meydan muharebesi için söylüyor arkadaşlar bu. E, Dömek'e meydan Yunan e, Osmanlı savaşı için bunu söylüyor. Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır diyor. Bunu kim için söylemiş? Tevfik Fikret, Mustafa Kemal'i fikirleriyle etkilemiş önüne önemli bir yazar. Türk milletinin beklediği ses. Bunu kim için söylemiş arkadaşlar? Namı Kemal için söylemiş. Bunlara dikkat edelim. Hangi Türk şairi böyle inkılapçı şiirler yazmıştır? Bunu Tevfik Fikret, Türk milletinin beklediği ses. Bunu kimse şey söylüyor? Mustafa Kemal. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım. Bu neyin ilk cümlesi? Nutuk'un ilk cümlesi. Sevgili arkadaşlarım. Arkadaşlar, sizinle bu videomuzda Mustafa Kemal'in önemli olaylar karşısında sarf ettiği sözleri hep beraber öğrenmeye, anlamaya çalıştık. Çünkü sorularda bu sözler çokça soruluyor. Buna özel önem göstermenizi e, istiyorum arkadaşlar. Lütfen bunları not alın, bunlara dikkat edin. Bunlar soru olarak karşınıza gelme ihtimali çok yüksek. Sonuna kadar benimle bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ediyorum. E, beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanız muhakkak istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar. Sevgiler, selamlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.